hafta süper bir program hazırladık. Tanem'le beraber dünyayı ekranlara getireceğiz. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? O Pattaya'ya gidiyor. Evet sevgili seyirciler, Tayland'ın tatil cenneti Pattaya'da. Ben de Punta del Este'deyim. Uruguay'ın tatil cenneti. Yani sizin anlayacağınız, ben dünyanın bir ucundayım, o öbür ucunda. İşte süper bir program sizi bekliyor. Böyle bir eser yapıyor ve bu eserin buranın sembolü olmasını istiyor. Gerçekten de başarılı olmuş. Ben pek izlemekten zevk almasam da burada birçok insan çok zevk alıyor. Ve biraz önce herkes paralarını verdi. Bakalım kim kazanacak? Bonjour kamera, bonjour. Herkes bize Pattaya'ya giderseniz mutlaka bir istakoz yiyin dedi. İstakoz, yengeç, kalamar, mükemmel ve Avustralyalılar böyle sevgili seyirciler. Bir açılıyorlar bir daha geri gelmiyorlar. Yalnız böyle bir kızla tabii ki açıldığın zaman geri gelmemem de normaldir. Ona bir şey diyemiyorum çocuğum. İsterseniz Tanem'le başlayalım. Kızcağız gitti ta dünyanın öbür ucuna. Pattaya'ya, yani Tayland'a. İşte Tanem ve süper görüntüler. Bienvenido a Wemex, Caltech Wemex. Se unieron las fuerzas más grandes de la industria. We're ready. Salta el medio, ¿ok? Daddy Yankee's the ready. Lloyd Bang is the ready. John Buck is the ready. Yeah, yeah. Acun dünyanın neresinde hiçbir fikrim yok ama ben Tayland'dayım, Pattaya'da. Size Pattaya'dan inanılmaz güzel görüntüler getirdik. Ama ondan önce bir yukarıdan bakın da şu Pattaya'nın güzelliğine ne demek istediğimi anlayın. Pattaya Bangkok'tan sadece 150 kilometre kadar uzaklıkta. 150 kilometre kadar güneyinde bulunan Pattaya'ya Bangkok'tan gelmek için sadece 2 saat araba kullanıyorsunuz. Ve inanın bana değiyor çünkü o kadar güzel görüntüler var ki burada, siz de bana hak vereceksiniz. What's your name? My name is Brijlal. Okay, where are you from? Okay. Where are you from? We come from Pakistan. You do? Pakistan. He's my friend. Okay, do you like it here? Oh, very nice. This is my second visit. Really? Why do you like really, it? Really, I enjoyed it. I like your everything okay. Everything okay? Oh, did you miss Pakistan? This yes. time we missed Pakistan. Pakistan is my country. Okay, then let's say hello to Pakistan. What? Let's say hello to Pakistan. Hello to Pakistan. And hello to Turkey. Hello to Turkey. You are Turkish? Yes. Yeah. Thank you very much. Thank you. Bye. Evet, nasıl kaçıyorum ama? Türkiye'yi çok seven bir bay var yanımda. Hemen sizi tanıştırıyorum. What's your name? Benjamin. Benjamin. And where are you from? Israel. I've been Turkish for a long time. Long time? Yeah, I make business with the Turkish. Really? What do you do? Air condition. Air? Oh, you need air conditioner here. It's hot, too much, too much. Yes. So are you going to come to Turkey any soon? Every year I come. Every year? Yeah. Where do you like the most? Istanbul. Istanbul, yes. Isn't it beautiful? Beautiful, beautiful, beautiful. Istanbul. And you're and the people live. People? Lovely. Thank you. Kind, very kind. Yes, we are. Öyleyiz. Okay. And the lady beautiful. Oh, okay, we are, yes. I can say this. Buz gibi taze, güzel güzel meyvelerini yerken sohbet ettik beyefendiyle. Her yerde böyle güzel, egzotik meyveler var. Ben de şimdi gidip biraz meyve yiyeceğim. What's your name? My name is Cara. Cara, and your name? My name is May. May, and you live here? Yes, I live in Pattaya, John TM. For how long? I've lived here since November. Since November, so it's not even a year? No, not even a year yet. Are you happy about your decision? I love Pattaya. Yeah, I do. How about you? You're visiting? Yeah, I'm visiting here, and I'm diving as well, but I work in the Bahamas, but it's real fun here. How's the Bahamas? Bahamas is great. Bahamas is really great. Yeah. And can you tell me, where are you two originally from?
I'm from England. And I'm from Holland. Oh, okay. And if people in Turkey wanted to come here, what could you tell them? What is very wonderful here? Something nice. There's lots to do. There's like elephant treks, there's gardens, there's... Tigers. Yeah, there's tigers. And there's... What's the crocodile farm? The crocodile farm. Yeah, there's a water park here. There's a big restaurant that goes round and round, and you can sit in there and look at the whole of Pattaya. There's a lot of nightlife. You can get anything you want 24 hours a day in Pattaya. And to finalize, what can you tell me about Turkey? What do you know? I don't know a lot about Turkey, except... I have been in Turkey. You have been? I've worked there for 1 week. Really? Just 1 week? That was enough? In Kuşadası? Kuşadası, yes. Yes, and they have like Efes'i, something like that. It was really nice to see the history, the stones. And the people were really nice as well, and it was, of course, nice weather, so I like Turkey a lot. Hi Turkey! You know I know you like it. Let me hit you on your side here, cause the after party is at my body. Meet me, you're invited. She said, you got what it takes to make me leave my man. It's hard to control myself. Hadi şimdi biraz yarışalım. Tanem'le beraber yarışıyoruz. Ne konuda? Tabii ki Türkçe konusunda. Bakalım kim daha iyi öğretmen? İşte Türkçe bölümümüz ve iki yarışmacımız, daha doğrusu iki yarışmacı ben ve Tanem, yanımızda da iki tane her zaman gibi yabancı. Evet. Benimki Alman bu sefer. Seninki nerede? American, right? Yes. Evet. Alman mı daha iyi öğreniyor, Amerikalı mı? Daha doğrusu kim daha iyi öğretiyor diye merak ediyoruz. Çünkü Tanem de öğretecek, ben de öğreteceğim. Bakalım aynı cümleyi kim daha iyi öğretecek diyoruz ama önce isterseniz yarışmacılarımızı tanıyalım. Your name? Ute. Ute. Ute Almanya'dan geldi sevgili seyirciler. Griffin, Amerikalı bir bey, genç bir bey. Ne diyeceğim bilemedim onun hakkında. Ve şimdi göreceksiniz biz nasıl kazanıyoruz. Türkçe öğretiyoruz ama ne öğretiyoruz? Feridun, günün cümlesini söyler misin? Efendim yine çok özlü bir atasözlerimizden olan sakla zamanı, gelir zamanı atasözünü söylesin bakalım arkadaşlar. Sakla zamanı, gelir zamanı diyoruz. Ve şimdi köşelerimize çekiliyoruz. Çekiliyoruz. Evet, ringdeki köşelerimize çekiliyoruz. Tamam. Biraz sonra karşılaşacağız. Biraz sonra burada bekliyorum. Tamam oldu. Merhaba İzhelo, merhaba. Merhaba. Türkiye. Acun Gal. Gel. Nasılsın Türkiye? Nasılsın? Şimşek. Nasılsın? İyiyim. Yarmış. Because birazdan it's gonna rain I think. İşler nasıl? Yeah. So we're gonna win, right? Yes. İşler nasıl Ute? İyi. Ha, güzel. Bu kız fena değil ha. Are you ready to win? I'm ready. Okay. Baban nasıl? Merhaba, Türkiye. Ute fena değil. Sakla. 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 Zamanı. Gele. Zamanı. Can you remember that? No. Sakla zaman, zamanı, gelir zamanı. Aha. Allah ben söyleyemiyorum. Sakla zamanı. Sakla zamanı. Gele zamanı. Zamanı. Sakla zamanı. Gele zamanı. Zamanı. Sakla. Zamanı. Gelir zamanı. 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 Sakla zamanı, gelir zamanı. Sakla zamanı, gelir zamanı. Sakla zamanı, gelir zamanı. No. Yeah, good. Perfect. Sakla zamanı, gelir zamanı. Sakla zamanı, gelir zamanı. Gelir zamanı. Sakla zamanı, gelir zamanı. Kazandık. İyi abi ki. Alacağım. Yes, okay. Benimki çözdü abi, onlar şey yapmadan dalalım oraya. Tanem, bu işi çok iyi yapıyor. Evet, evet, bitti, evet. Heyecan Doruk'ta, Feridun, kim önce başlasın? Abi, bugün biz başlayalım. Evet, biz başlayalım derken sen başla demek istiyorsun. Evet. Kemik kadro, evet. Evet. Biz başlıyoruz şu anda. Ute'ye güveniyorum. Sakla zamanı, gelir zamanı. Sakla zamanı, gelir zamanı. Evet Tanem Hanım. Tanem Hanım sizi bekliyoruz. Buyurun. Sakla zamanı, gelir zamanı. Sakla zamanı, gelir zamanı. Evet. Evet kim abi dayı?
diyorum. Yani evet. Kesinlikle objektifim. Ute maalesef yani kazandı. Yani seni üzmek istemiyorum Tanem ama. Lütfen. Yani eğer ben hakemlikte... Alakası mı yok? Bir kere daha söylesin. Tanem Hanım gerçekten inanacak benim bu hakemlik konusundaki objektifliğime. Tamam bir kere daha. Var mı? Tamam okey. Biz başlıyoruz. Allah'ım yarabbim. Bu baya... Hayır en komik de çocuğa soruyor. Biz daha iyi söylemedik mi diyor. Lan çocuk nereden bilsin? Sakla samanı, gelir zamanı. Sakla samanı, gelir zamanı. Sakla samanı, gelir zamanı. Sakla samanı, gelir zamanı. Evet hocam, hocam ne diyorsunuz hocam? Kesinlikle Ute, Acun ikilisi. Tamam. Yani kazanan ikinci kez tasdik edildi. Hakikaten Ute çok güzel konuşuyor Türkçeyi. Tabii bunda öğretenin de önemli bir etkisi var. Kimden öğrendi çok önemli bence. Şimdi Tanem'le beraber Pattaya'ya gidelim. Tayland'ın tatil cenneti diyoruz. Bakalım gerçekten öyle miymiş? No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Pattaya'nın sahillerinden sıkılıp da biraz ara vermek ve şehri keşfetmek isterseniz yukarı çıkıyorsunuz. Dağlardan dolana dolana ve bu tepeye geliyorsunuz. Manzara burada inanılmaz. Onu zaten size göstereceğiz. Herkesin altında zaten küçük vespalar, motorlar var. Bu ulaşımı daha da kolay yapıyor. Çünkü bu sıcakta trafik hiç çekilmez. Tayland'daki birçok yer gibi burada da elbette tapınaklar var. Tapınakları ziyaret edebilirsiniz. Tapınakları ziyaret ettikten sonra da biraz dondurma, soğuk su ve yiyecek aldıktan sonra tekrar Pattaya sokaklarına inebilirsiniz. Where are you two from? England, Liverpool. Do you know anything about Turkey? Yeah, we've been to Turkey. Yeah. Did you like it there? Yeah, I've been twice. Really, really loved it. Really? Thank you. We're from Turkey. Oh, it was brilliant. Where, do you remember where you went there? Marmaris. Izmir. Twice. How about Istanbul? No. I was going to go for football with Liverpool. We were there in May and Liverpool played, didn't they? Thank you so much and I hope... Can you get your teeth cleaned here? No, it's my own teeth. Very white. Very nice. Oh, thank you. Buraya geldikleri zaman Pattaya'ya biraz daha farklı bir yer bekliyorlarmış. Siz de biliyorsunuz ki Pattaya birazcık farklı gece hayatı, kulüpleri ve daha sonra olan olaylarıyla ismi çıkmış bir şehir. Ama inanın bana son yıllarda özellikle burada yaşayan insanlar ve hükümetin çabalarıyla başka bir yüze kavuşmak istiyor. Daha farklı tanınmak istiyor. Bu kötü reputasyonu da düzeltmek için elinden geleni yapıyor. Biz de zaten güzel yanlarını gösterip size güzel dakikalar yaşatacağız. How are you? Fine, thanks. Where are you from? We're from Russia. Russia. Is it popular to come here from Russia? Yes, it's popular. And you like it here? I like it very what's much. Your name? Genia. Look how beautiful your eyes. And what's your name? Maria. Maria. Is this your first time here? Yes. Yes. Don't go. Bir dakika. First time. You like this? Yes. Okay, say hello to Turkey. Thank you. Evet, taksi şoförü beni çok sevdi. Trafikte tuttum onları. Ama olsun, size iki tane çok şeker güzel kız göstermek istedim. Değmiştir. It's very popular to come here from England. Yeah, it's lovely. Lovely, really lively, really hot. It's lovely. Isn't it hot? Yeah, very. It's humid. Sweating. And how about who did you come with? Mum and Dad's on the honeymoon. Oh, who's on the honeymoon? It's my mum and my dad. Are on the honeymoon? Thought I'd go with them. Oh, that's so nice. I never saw anyone go to the honeymoon three people. That's different. Yeah, it's very nice. And what do you do in England? Do you study or you work? Study. Study, okay. Yeah. And are you happy that you came here? Are you enjoying your vacation? Yeah, love it. I don't want to go home. Okay, you can stay here then. Yeah. Okay, thank you so much and enjoy your vacation. Okay, thank you. Where are you two from?
Finland. 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 Yeah. Okay, so you came all this way for what? What do you like about this place? Well, I don't know. This is very interesting. Yeah, interesting. Yeah. Different from Finland, but I don't know. Nightlife is very active. Are you going out at night clubbing? No. No? Is it too much crazy for you? No, not today. Pattaya'da her şey var, her şey. Şu anda bir kulübün, restoranın, barın içindeyiz. Ve ortada bir boks ringi var. Ay, boks ringi. Ve orada boks yapan iki genç var. Bu maç gerçekleşiyor. Ben pek izlemekten zevk almasam da burada birçok insan çok zevk alıyor. Ve biraz önce herkes paralarını verdi. Bakalım kim kazanacak? Tanemi Tayland'da bırakıyoruz ve şimdi Uruguay'a gidiyoruz sevgili seyirciler. Uruguay'da Punta del Este diye bir yer var. Gitmeyenler için söyleyeyim, pek kimsenin gittiğini zannetmiyorum ama hakikaten süper bir tatil cenneti. Gerçi şu anda hava öyle 40 derece değil ama dört dörtlük görüntüler var. İşte Punta del Este. Punta del Este. Bu ismi hayatınız boyunca hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ama bugün duyacaksınız. Burası Uruguay ve burası Punta del Este. Dünyanın en önemli tatil merkezlerinden biri. Tabii ki ülkemizde çok bilinen bir yer değil. Fakat şu arkamdaki parmaklara baktığınız zaman ne anlıyorsunuz bilmiyorum. Fakat burası dört dörtlük bir yer sevgili seyirciler. Bu hafta Acun Firar'da da muazzam bir yer göstereceğiz size. Tanem de tabii dünyanın öbür ucunda olacak her haftaki gibi. Fakat biz size burada Punta del Este'de süper yöntemler göstereceğiz. Bu parmakların hikayesine biraz sonra geleceğim. Şimdi lafı fazla uzatmayayım. Siz Punta del Este'ye şöyle bir dalın. Etrafa bakın, içiniz açılsın. Yaz geliyor. Siz de yazı buram buram yaşayın. İşte Punta del Este. You are surfers? Yeah, we like to surf. Actually, he likes to surf. Yeah, I like the watch. Yeah. Evet, o surf yapıyor, ben seyrediyorum diyor. You are traveling together? Yes. How long have you been away? 3 weeks. Yeah. Where are you from originally? Australia, Sydney. Yeah. In Australia, it's a tradition to travel the world? Yeah, it's very popular. Yeah, everybody goes and comes 1 year later. Mm-hmm. At least a year, they go for long trips. Far away. Far away, yeah. When you go away, you go. You go one way. Yes, exactly. Evet, Avustralyalılar böyle sevgili seyirciler. Bir açılıyorlar, bir daha geri gelmiyorlar. Yalnız böyle bir kızla tabii ki açıldığın zaman geri gelmem hem de normal tabii. Ona bir şey diyemiyorum çocuğum. So when will you be back in Australia? We have a one-way ticket. One-way ticket? We don't know. We go from here to Canada for a year to snowboard and then... Yeah. What a life there. Yeah, we're very excited. You finished the schools? Yeah, we both studied. Yeah. Have you ever been in Turkey? Never. I'd like to go. Yeah, definitely. Yeah, we have an Anzac Day in Turkey. Oh, for Australia. Of course. That's massive, hey. What will you be in future? I hope to be a journalist. Journalist? Mm-hmm. I want to be on TV, do sort of what you're doing. Oh, nice. We wish to see you in Turkey too, okay? Yeah. Evet, Avustralya'da bir çift sevgilisi. Hakikaten kız bazı şeyleri aşmış. Çocuk da tabii böyle bir kızı yakaladığı için tek yönlü biletim var Ocuncum, geri dönmeyi düşünmüyorum diyor. Mantıklı bir seçim. Tek yön gidiyor bunlar. Nereye gidecekler? Kanada. Oradan yok bilmem neresi. Valla bizi imreniyorsunuz ya. Bu Avustralya'da herkes geziyor kardeş. Uruguay'a sonra tekrar döneceğiz. Fakat şimdi tanemi görmek istiyoruz. Çünkü Tayland'da daha çekeceği çok görüntü var. I go on and on. Can't understand how I last
Pattaya'nın gece yaşantısı çok meşhur. Gece hayatının popülerliğini de bilmeyen yok. Buraya kadar gelmişken de gece hayatını çekmeden olmaz. Onun için hep birlikte Pattaya'nın gece hayatının içine dalıyoruz. Üç tane beyefendiyle karşılaştık. Hemen sizi tanıştırıyorum. İsminiz? Ben Murat, Murat Uzunlar. İzmir'den geliyorum. İzmir'den siz? Ben İlhan Ertekin, Eskişehir'den geliyorum. Ben Ertuğrul Tosun, Bursa. Dolaştığım ülkeler içerisinde bu kadar sıcakkanlı insanlarla hiç karşılaşmadım. Burada restoran açmayı düşünüyorum. Ve size geldik. Gelmemin başlıca nedeni burada insanlardan görmüş olduğum yakın ilgi. İstakozu çok güzelmiş. Herkes bize Pattaya'ya giderseniz mutlaka bir istakoz yiyin dedi. İstakoz, yengeç, kalamar mükemmel ve şu an Türkiye fiyatlarının onda biri gibi bir şey. Oh, how cute! Ne kadar tatlı. Hello. You're so sweet. Thank you. Thank you. So sweet too. Where did you buy this from? Maybe I can buy one too. I didn't buy it. My friend bought it for me. Oh, okay. Arkadaşlarına bakın. Where are you from? From France. Oh, from France. Living in Bangkok. Oh, okay. And you? Is it our main dress? No, it's especially for tonight. Oh, for what's special about tonight? Because I'm about to get married. Oh. Since I just saw you, I'm kind of regretting it. Oh no! Thank you very much. Pattaya sokaklarında yürürken çok güzel bir gruba rastladım. Bu grubun bu güzel oluşunun başka bir nedeni de Türk oluşları. Hemen sizi tanıştırıyorum. İsminiz? Erdinç. Gülşah. Uygar. Deniz. Evet, ve kaç gündür buradasınız? 10 gündür yaklaşık. Ve nasıl geçiyor? Çok güzel, sormayın. Mükemmel. Neler yapıyorsunuz, nasıl geçiriyorsunuz günlerinizi? Ya, devamlı alışveriş. Yalnızca alışveriş. Buraya bir daha gelir misiniz sadece? Yoksa bir kere güzeldi, tadında... Bir daha gelmem herhalde buraya. Gelmem. Peki eşini yollar mısın? Asla yollamam. Tekrar adresimiz Uruguay. Arjantin'in yanında gayet şirin bir devlet sevgili seyirciler. Ve tabii ki güzel bir şehir Punta del Este. Görüntülerimiz devam ediyor. I love my bitch. 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 Güney Afrika'nın ucundaki Ümit Burnu'na gitmiştik sevgili seyirciler. Orada biliyorsunuz iki okyanusun karıştığı noktadaydık. Şu anda da Arjantin ve Uruguay için önemli bir noktadayız. Çünkü sol tarafımda gördüğünüz yer Rio de la Plata. Yani River Plate, yani Gümüş Nehir. Burası bir nehir sevgili seyirciler. Nehirin denize, Atlantik Okyanusu'na açıldığı nokta. Bu taraf ise Atlantik Okyanusu. Yani sağ taraf Atlantik Okyanusu, sol tarafta River Plate, Rio de la Plata. Ne demek bu? Bu nokta tam bir burun. Ve burunda nehirle, koskocaman bir nehir tabii bu, deniz karışıyor. İsterseniz gelin daha iyi gözlemleyebilelim. Çünkü buraya adamlar özel bir manzara köşesi koymuşlar. Ve bu manzara köşesinden rahatça görebileceğiz. İşte bu önemli noktayı gözlemlemek isteyen bir kadın. So you're in Uruguay? Yeah, I'm Uruguayan. I'm from Maldonado. Wonderful. I'm a teacher of English. That's why. Wonderful, wonderful. Evet, İngilizce öğretmeniymiş. O yüzden de tabii ki kusursuz İngilizce konuşuyor. Perfect English konuşuyor. Yeah, people are interested in speaking English here. Because as a touristic place, well, we receive thousands of people from all over the world as you, for example. So we are able to communicate and welcome you to this wonderful place. Yeah, nice to see you in our program. Well, thank you. Have a nice day. Welcome. Arkadaş olduk öğretmenimizle. Bu tarafta Atlantik Okyanusu diyorduk. Burada da bir adam. İşte adam var. Gel, Feridun gel. Hola, hola. İşte balıkçı. Punta del Este'de şu anda deniz sezonu yok. O yüzden plajlar
daha çok boş. Fakat böyle sempatik. Hola. Türkiye. Uruguay. Fransa. Evet, işte Fransız bir aile. Family with three children. Of course, yeah. Wonderful. İşte üç tane. Ufaklığa bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Çok mutlu şu anda. Sizi de gördüğü için utanıyor tabii şu anda. Burada daha ufağı var. Daha ufağı var isterseniz. İşte bu daha ufak. How long you have been married? I'm married 7 years. 7 years. İşte örnek baba. Your name? Alex. Alex, it's a symbol of fathers. You see feeding the daughter. Okay. Gülüyoruz he. Leonor is the name. Name, how old? He's 8 months. 8 months. Adrian, 6 years. 6 years. Berenice, 3 years. Berenice. Berenice, camera. Regarde, dis bonjour à la caméra. Dis bonjour, Berenice. Bonjour, camera. Bonjour. Regarde, coucou à la caméra. Evet, babasını boğuyor bir yandan da görüyorsunuz. İşte minik kız ve ailesi. Şu anda demin de söylediğim gibi burada yüksek sezon değil. O yüzden denize giren tek bir insan görebiliyoruz. Fakat sonuç itibariyle gerçekten mutlu bir yer, huzurlu bir yer diyoruz devamlı. Bu huzuru size her dakika göstereceğiz. Bize güvenin ve görüntüleri seyretmeye devam edin. You gon' touch the sky, baby girl, testify. Come up in the spot looking extra fly. Punta del Este için önemli noktalardan birindeyiz. Arkamda bir el görüyorsunuz ama biraz büyükçe bir el. İşte hakikaten insanlar gelip burada fotoğraf çektiriyorlar. Buranın sembolü olmuş. Neden diyeceksiniz? Şileli bir heykeltıraş. Zamanında 1981 yılında, zaman derken bundan 100 sene evvel değil, 81 yılında böyle bir eser yapıyor. Ve bu eserin buranın sembolü olmasını istiyor. Gerçekten de başarılı olmuş. Punta del Este'de birçok insan bu elin önünde buluşuyor. Ve burası adeta buranın önemli buluşma noktalarından biri olmuş diye bir olay anlatayım ama buluşan insan yok diyeceksiniz. O zaman da siz haklısınız tabii. Ne zaman yemek yemeye kalksa mutlaka başımıza bir şeyler geliyor. Artık bu klasik bir olay. Bu seferki olay şu. Uruguay'dayız, Punta del Este'deyiz ve karnımız aç. Bir şeyler yiyeceğiz ve bakın bakalım neler oluyor. Y con dulce de membrillo. ¿Cuánto costa? Cuesta 20 pesos uruguayos. No problem. Moneto, money no problem. Bueno. Evet. Başarılı, gerçekten başarılı. İçine de dolce de leche basmışlar. Yani karamel. Ye bakayım oğlum. Evet. Karamelli börek. Şimdi yiyoruz. Kadın para vereceğimizi zannediyor. Yes. Bu sempati parayı vermeyince ne olacak acaba? Her zaman sürprizlere hazır olacaksınız. Acun Firar'da da sürprizler bitmez. Basit bir röportaj yaparken, güzel bir kızla konuşurken her an bir sürpriz çıkabilir. This is the Turkish television. Yeah. We are making a program yeah. about Punta del Este. It's a travel magazine program. Yeah. If it's possible, 2 minutes interview. Sure. Yeah. Evet, hazır mısın? Ama gerek yoktu bu abi. Niye çağırdın lan? Gel abi, gel. Ne yapayım abi? Bir insanın saçmaladığını anlaması güzel bir olaydı. Her zaman takdir ederim. Şu andaki konumuz Tanem ve tabii ki saçmaladığını anlayacak. Acun dünyanın neresinde hiçbir fikrim yok ama ben Pattaya'dayım. Pattaya Tayland'ın en güzel sahil kasabalarından biri. Kasaba diyorum çünkü kasaba havası var. Burası sadece Bangkok'a 150 kilometre kadar güneyde uzaklıkta ve arabayla 2 saat kadar bir yolculuğu göz önüne alırsanız çok da yakın. Ay çok saçmaladım. Biraz. Bu kızın meğerse bayağı sesi varmış ha. Tanem'den bahsediyorum. Kız şarkıcı olacakmış ama kendini Acun Ferah'da da bulmuş. Merhaba sevgili seyirciler. Kendimizi seyrediyoruz sokakta şu anda. Siz de görebiliyor musunuz bizi? Bir zamanlar benim. Kolay değil tabii. Dünyanın bir ucuna gideceksiniz ve vır 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 konuşacaksınız. Bazen takılacaksınız tabii.
Evet, Walking Street'in sırrını çözdük. Yürüyüş sokağı gündüzleri arabalara açık. Evet, Walking Street'in yürüme sokağının sırrı çözüldü. Gündüzleri yine kapa çalışmıyor, ne yapayım? Şimdi karşınızda Tanem'in hayvan sevgisi. Hello, bizi bizi. Aa. Aa. Saldıracak gibi ya. Aa, çok. Çok gıcık bir kedi bu. Nankör kedi seni. Bizim Tanem son günlerde futbola merak sarmış. Bizim haberimiz yok ama öyleymiş. Evet, Tanem'in vuruşu. Again. Bir dakika, bir şey söyleyemiyor muyum? Bu plastik topmuş ya, ben de ona göre hız aldım. Ve şimdi dünyanın bir ucundan öbür ucuna beraber gezeceğiz. Zaten iki ucundaydık ama bu sefer dört bir tarafını gezeceğiz. Çünkü süper bir dünya turu geliyor. Enteresan tipler, enteresan insanlar buradalar. Herkes müziğin ritmine, buradaki arkadaşı görüyorsunuz. Şu anda aramızda değil. Evet. Şu anda aramızda değil. Onun ne yaptığını herhalde kendi de bilmiyor. Nerede yaşıyorsun? İsviçre'de yaşıyorum. Buraya tatile geldin. Evet, tatile geldim. Ülkemize niye gelmedin, buraya geldin? Soğuk olduğu için şu an. Sıcağı severim diyorsun ha? Evet. Okuyoruz değil mi İsviçre'de? Bitirdim okuyorum. Bitir, ne güzel işte. Evet, okumuş bir alan var zaten. Buradaki kızların durumu şu. Bunlar tatildeler, burada dinleniyorlar. Now here is today's examination for you. What do you know about Turkey? For example, are we in Europe? Africa, Asia, or Australia? I would say Europe. Europe. Yes. Near Spain or Greece? Which country? You're not bad. Okay. I hope in future you will have your honeymoon in Turkey. Turkish coast. I'll think about it. Can we see you without the glasses? Oh, güzel kızmış değil mi? Fena değil mi? Plajda bir dans show seyirciler. Evet, Asya seyirciler plajın günü şu anda. Gördüğünüz gibi dans ediyor. Asya da gördüğünüz gibi şu anda son figürlerini sergiliyor. Dans ediyor. Ve burada herkesin eğlencesi oldu. Selling okay. Something? Yeah. What's you selling? Okay, I'm selling it. This is the local necklaces, you know. Yeah. Are you married? No, married. I'm not crazy, man. Yeah. Are you earning enough to marry? Not bad. Not bad, but you know. But you didn't find the right girl. Probably when I get, in the 40s I get married. But I'm too young to get married right now. But when you say it like this. In 2 years, maybe sometimes you fell in love and you married. Yeah, probably I'm with a nice girl on the beach and get married. You know? But right now, at the moment. Peki, we are from Turkey.
What do you know about Turkey? Anything about Turkey, too much. Okay, no problem. Say hi to our people. Hi to all the people back home at Turkey. Wish you all to come to St. Kitts next time and spend some money with us. Evet, aşk bir satıcı görüyorsunuz şu anda. Adamcağız geçiremiyor. Gelin şu adamı kurtarın demeyeceğim. Çünkü ülkemiz hakkında fazla bir bilgisi yok. Daha doğrusu sıfır bilgisi var. O yüzden biz de ona gerekli katkıyı yapamayacağız. Alışveriş olduğunu şu anda donduruyoruz. Hadi sizi kelebek çiftliğine getirdik şimdi. Evet, otelde kelebek çiftliği var. Adamlar kelebekleri arkamda gördüğünüz üzere koymuşlar. Ve şimdi içeri girelim isterseniz. Ve bakalım hakikaten bu kelebekler söylendiği kadar güzel miymiş? İşte etrafta kelebekleri görüyorsunuz. Hemen kapatıyoruz Feridun'cum. Ve kelebekler karşınızda. Rengarenk kelebekleri görüyorsunuz. Uçuyorlar sevgili seyirciler. 2 ile 3 hafta arasında yaşayabiliyor bir kelebek. Yani bu gördüğünüz kelebeklerin hayatı en fazla 3 hafta sürecek. Şimdi size adım adım kelebeğin nasıl dünyaya geldiğini anlatıyorum sevgili seyirciler. İşte size yaprakların üzerindeki kelebek yumurtaları. Bu yumurtalar belli bir süre sonra sevgili seyirciler gördüğünüz gibi belirginleşiyor ve biraz olsun büyüyor. Ondan sonraki aşamada daha da büyüyorlar ve biraz da kalınlaşıyorlar gördüğünüz gibi. Evet, kalınlaştıktan sonra sevgili seyirciler artık dördüncü aşamada böyle büyük büyük renkli bir şekilde yaprağın etrafından ayrılmaya başlıyorlar. Ve bunun beşinci aşaması sevgili seyirciler bu kadar büyüyorlar. İşte büyümüş halini görüyorsunuz. Ve en sonda da koza şekline geliyor. Ve buradan sonra da kelebekler dünyaya geliyor. Kelebeklerin kozaları burada. Şu anda kozaları görüyorsunuz ve oradan işte kelebekler çıkacak. Hatta üzerlerinde de tarihler yazıyor sevgili seyirciler. Hangi tarihte çıktığına dair. Bizim için 70 yıl ne demekse kelebekler için de 3 hafta o anlama geliyor sevgili seyirciler. Tam 3 haftalık hayatları var ve şu anda elimde 3 haftasını bitirmiş ölmüş bir kelebek görüyorsunuz. Evet, hayvan için belki saniyeler ne kadar değerliydi artık siz düşünün. Çünkü 3 hafta içinde bu hayvanlar ölüyorlar ve demek ki onlar için 1 saniye belki 10 saniye bile son derece önemli. En çok yaşayanı 3-3,5 hafta yaşıyormuş. İşte erkek bir kelebek şu anda elimde görüyorsunuz. Dün ölmüş. Biz kendisini şöyle bırakıyoruz ve etrafta kim bilir yaşlarını bile bilmiyoruz. Mesela 2 haftalık varsa belki son günlerini yaşıyor bu kelebekler.